Selamlar arkadaşlar. Ben Zor Anlaşılan Bilge kanalından Ozan. A'dan Z'ye Ring of Energy Öğreniyorum serisinde ikinci bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde oyun içerisinde elmas kasmayı ve en doğru şekilde kasılan elmasları harcamayı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle elmas kasmanın yollarından bahsedelim. Bunlardan birincisi tabii ki oyunun sizlere sunduğu satın alım alanı. Onu hemen şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi belli bir TL karşılığında elmasları satın alabilirsiniz. Buradaki fiyatlar sürekli değişkenlik gösterir. 2 hafta kadar önce 4400 elmas, yanlış hatırlamıyorsam 394 TL idi. Şimdi 375 TL'ye düşmüş. Bunlar da sanırım dolar endeksli olduğu için bu şekilde değişkenlik gösteriyor. İkincisi ve bizim için en önemli olan kısmı pazar alanı. Biz pazar alanından bir şeyler anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar pazar alanında neler satılır daha çok, neler alınır, nasıl para elmas kazanılır. Jeton, şöyle hemen göstererek başlayalım. Aslan jetonu, sürekli bir döngüsü var. Lapisler, bu da aynı şekilde sürekli aktif olarak satılabilir. Özellikle burada mevcut mu şu an bilmiyorum ama geliştirme lapisleri şöyle size göstereyim çantamdan. Geliştirme lapisleri ve itemlar, tabi aktif olarak boss kestikten sonra düşen, sizin işinize yaramayan, örneğin ben büyücüyüm, savaşçı item düştüğü zaman ne yapıyorum onu? Eğer bir arkadaşıma vermeyeceksem pazarda satmaya çalışıyorum. Bu şekilde elmas kazanabilirsiniz. Tabii şöyle bir şey var. Bu lapis olsun, jetonlar olsun veya itemlar olsun. Bu daha çok oturmuş bir server için geçerli. Yeni başlayan bir serverda, yani yeni açılan bir serverda aslında elmas kasmanın en güzel yolu kesinlikle ve kesinlikle tüylerde ve kolyededir. Bunu da şöyle hemen izah etmeye size çalışayım. Şimdi herkes aynı hata yapıyor. Hemen hemen bütün oyuncular, oyuna yeni başlayanlar veya yeni serverda yeni başlayanlar, o şekilde izah edeyim. Bir kanat alıyorlar veya 200 level'de zaten bir tüy size şeyden geliyor, oyunun sisteminden geliyor. Veya siz bir boss kestiniz 170'lerde vesaire, bir kanat bastınız. Kanadı hemen giyelim, ayrı açık açık şey yapalım. Gördüğünüz gibi bu kanat mavi bir kanat. Yani DG'si de oldukça düşük. 7228 DG'lik ekipman derecesi var. Herkesin yaptığı hata şu: elindeki bütün tüyleri şuradan işle diyerek kanadın derecesine işliyorlar. Şu şekilde rafine et, rafine et, rafine et. Bu arada buradan da görebiliyorsunuz, %72'lik bir şey oldu, artış. Yani %59'du, %72 oldu. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ilk aldığımda maviydi. Şu an turuncu hale aldı. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bunu yükseltebildiğim kadar yükselteyim. Şu an kırmızı oldu. Normalde bırakabilirsiniz. %100 de yapabilirsiniz. Ben %100 yapayım. %100 oldu. Benim 44 tane kanadım vardı, 17 tanesi gitti. Bu 17 kat tüy ortalama 170k DG arttırdı bana. Hani her birini 7k'dan sayarsak ortalama 170k DG arttırdı. Ama server'ın başında bu tüylerin değeri aşağı yukarı 20 elmas. Minimum derecede 20 elmastan satabilirsiniz. 17 tüyü buraya basmaktansa 20 elmastan pazara koysanız 340 elmas eder ve çok daha karlı olur sizin için. Yani elmas kasmak için en mantıklı yol odur. Niye bu şekilde yapıyoruz? Çünkü bu kanat, esinti kanadı, server'ın en fazla ilk 2 haftası için geçerlidir. En fazla. İkinci haftadan sonra bu kanadın değeri pazarda, bakalım, bu açtık, pazar açalım. Şurada kanat, büyücü kanadı. Burada 30 elmasa koymuşlar ama kimse almaz bunu. 2 elmasa bile koysalar kimse almaz.
Yani bu kanadı artık ölü. Server'ın 3. haftasından itibaren, 2. haftasının bitişinden itibaren en önemli şey bu. Bir de kolye. Kolyeyi de şöyle hemen göstereyim. Şu an benim üzerimde bulduğum kolye şu. K8 bir kolye. Kolyedeki en önemli şey kritik oran ve kritik hasardır. Yani bu benim alabileceğim en güzel kolye şu an bu. Bunun şu anki değeri aşağı yukarı 1000 elmas değerinde. Tabii şu an satarsam ben bunu. Fakat şu kolye pazarda 10 veya 5 elmasadır. En fazla. 10 veya 5 elmastır. Bu kolyeyi hatta bakabiliyoruz şuradan bakalım. 4 elmasmış. Bakın 4-5 elmasa falan koymuşlar. Bu kolye server'ın başında minimum 750 ile 1000 elmas arasında satılabilirdi. Ki ben bunu zaten server'ın başlarında bayağı yaptım. Hem tüyden hem kolyeden aşağı yukarı 1000 toplam 2000'e yakın elmas kazanmışımdır. Sadece kolye ve tüyü satarak. Şimdi tüy şöyle göstereyim. Şu birinci seviye tüy server'ın ilk 2 haftası için para eder. Ondan sonra bende olması lazımdı. Şuradan bakayım eğer satılmadıysa. Evet. Anka kıvılcımı ikinci derece tüy bu. Yani şu kanadı elde edebilmemiz için alınan bir tüy. Şu kanadı. Bu da server'ın 3. ve 4. haftasında çok değerlidir. Yani yani sürekli değerlidir aslında ama server'ın 3. veya 4. haftasını 600-700 elmasa satabilmek varken, satabiliyorken artık 2. ayından sonra server'ın ortalama 100 elmasa, 150 elmasa kadar düşer. Çünkü oyun her 28 günde bir daha doğrusu ilk başlayan kişiler için 28. günde bir kanat hediye ediyor. Dolayısıyla o kanadı artık kimse almamaya başlıyor. Ya da artık bosslardan çok fazla anka kıvılcımı düştüğü için piyasada yükseldikçe doğal olarak fiyatı da düşüyor. Oturmuş bir server'da, ya bu anlattığım yeni başlanmış bir server için geçerliydi. Oturmuş bir server içerisinde en önemlisi tabii ki aslan jetonu ve lapisler. Hatta neredeyse sadece onlar en çok değerli olan şeyler. Elmas anlamından bahsediyorum. Şimdi aslan jetonu nedir? Nereden gelir? Önce ondan bahsedeyim. Arkadaşlar aslan jetonu gördüğünüz gibi bu açıkçası. Bu da sadece 160 level bu yaratıkların üzerinden gelir. Yani 160 level üstü herhangi bir yaratıktan çıkabilir. Tabii bu şans eseri düşen bir şey. Ne işe yarar? Şurada benim yanımda gördüğünüz kehanet, bu bir ünvandır. Gördüğünüz gibi ismimin hemen yanında yazıyor. Bu arada sarı kırmızı olmuş, güzel olmuş. Ben daha yeni dikkat ettim ona. Ünvanı ne işe yarar arkadaşlar? Ünvan bizim DG'mizi arttırır. Onu da buradan göstereyim size. Bakın ben kehanetim. Şef olmam için benden 386 tane elmas şey istiyor. Jeton istiyor. Aslan jetonu. Şimdi sabırsız olan insanlar ki bu her oyunda her zaman vardır. Her şekilde emin olun her serverda bunlardan vardır. Direkt tabii 386 tane almazlar ama ben direkt burayı gösterdiğim için size ilk başlarda 8, 16, 24 o şekilde gidiyor. Bu levellere gelen, bu seviyelere, ünvanlara gelebilmek için direkt aslan jetonu satın alırlar. Hatta bizim serverdan bir arkadaş sadece bu işi yaparak kendisine VIP 4 aldı. Yani sadece jetonları satarak kendisine VIP 4 aldı. Diğeri de lapisler. Ama şimdi lapislerle ilgili çok bir ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü lapisler bambaşka bir konu. Elmas dışında anlatacağım. Ayrı bir videoda anlatacağım lapislerin işlevleriyle ilgili. Sadece satın almayla ilgili değil. Lapislerdeki en önemli olay da kesinlikle ve kesinlikle geliştirme lapisleri. Bunlar her serverda farklı farklı zorluklar içerisinde çıkıyor. Ben daha önce server 47'de oynuyordum. Orada geliştirme lapisi B çok nadir çıkardı. Bayağı nadirdi. Değeri 40 elmastan falan satılırdı. Bu serverda da geliştirme lapisi L, yani bacaklık pantolon diye tabir ettiğimiz
Bu çok nadir çıkıyor. Bunun değeri oldukça yüksek. Ama dediğim gibi yani lapisler kısmını farklı bir videoda daha ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Aslan jetonu dediğim gibi şu an en çok pazarda sürekli olarak satılan ve her zaman satılmaya devam eden materyaldir. Genelde şöyle bir soruyla karşı karşıya kalıyorum ben. Bana sürekli şey soruyorlar. Diyorlar ki bize aslan jetonu çok az düşüyor. Sen nereden topluyorsun? Nasıl geliyor? Ne kadar bu kadar? Nasıl oldu da bu kadar toparlayabildin falan. Onunla ilgili çok küçük bir bilgi vereyim. Arkadaşlar bazı materyaller yani aslan jetonu olsun veya ilerleme görevlerindeki materyaller olsun. Birinci ilerleme, ikinci ilerlemedeki materyaller. Onlar çevrim dışı kasıldığında daha yüksek düşme oranına sahiptir. Yani çevrim dışı kasmak için de tabii ki ana çarınızdan vazgeçmeyeceksiniz. Ana çarınızda görevlerini yapmak zorunda olduğunuz için ne yapmanız gerekiyor? Hemen oyunun size sunmuş olduğu şuradan yan çar açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim yan çarım burada 311 level. Ana çarım damla 80. Ben bir tane yan çar yeterli olduğu için çok aceleci davranmıyorum. Elmasları da kullanmıyorum. Bir tane yan çar açtım. Bunu tabii iki tane açarak da baya baya hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz kendinizi. Ama jeton düşmesi için hemen biz buna da girelim bu arada. Jeton düşmesi için çarınızın 150 level olması gerekiyor minimum ve birinci ilerleme görevini tamamlamış olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam nefret yüzüğü vardı. Nefret yüzüğünü aldığınız zaman tam hatırlamıyorum ama nefret yüzüğünü almadığınız zaman 300 level bile olsanız çarınız ilerlemeyi tamamlamış görmüyor. O yüzden jeton düşmüyor. Yani belki o soru soran arkadaşlar o hatayı da yapıyor olabilir. Ona dikkat edebilirsiniz. Burada hatta gelmişken bakalım kaç jeton düşmüş. Şunları satalım. Hiç aslan jeton düşmemiş ama kaç tane var bunun üzerinde? Bunun üzerinde de 26 tane varmış. Benim için yeterli. Buraya girdiğiniz zaman burada en önemli şey, dikkat etmeniz gereken şey çevrim dışı zamanı. Maksimum zaten 20 saat yapabiliyorsunuz. Çevrim dışı zamanı. Hazır gelmişken buna da çevrim dışı alalım. Buradan bir tane çıkalım. 18 level. Yan çar için yapabileceğimiz şey bu kadar. Çevrim dışı zamanı kastıktan sonra, tamamladıktan sonra kendi çarınıza geçebilirsiniz. Hemen kendi çarıma geçeyim ben buradan. Şimdi şöyle, kendi çarıma geçmeden önce şuna geçelim. Aslan yani elmas kasmanın en basit ve en hızlı yolu sadece budur. Yani anlatabileceklerim daha doğrusu bunlarla sınırlı. Oyunda zaten size çok fazla bir seçenek sunmuyor. Ya TL ile almanız gerekiyor ya pazar yolu ile almanız gerekiyor. Pazar yolunda da bilmeniz gereken şey şu. Dediğim gibi server'ın başında tüyün değeri 20 elmasken ikinci, üçüncü haftadan sonra 2 elmasa, 3 elmasa kadar düşüyor. Yani kural şu. Doğru itemleri doğru zamanda satmamız gerekiyor. Yani ben tüyü kırmızıya çevirsem de çevirmesem de benim için herhangi bir artısı olmayacak. Pardon, kanadımı kırmızıya çevirsem de çevirmesem de benim için herhangi bir artısı olmayacak. Ki bu çarımda da görüyorsunuz şu an ikinci seviye bir şey var. Kanat var. Ama ben bunun için herhangi bir anka tüyü yakmadım. Oyun bana 28. günde zaten kendisi bunu bana verdi. Şimdi şuna geçelim. Diyelim ki yeterince elmas kastık veya maddi durumumuz iyi. Oyunun başında hemen kendimiz iyi miktarlarda elmas satın aldık. Bunları en iyi nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi bunun da aslında 3-4 tane yolu var. En iyiden kastım şu. Şimdi anlık değil de ileriye dönük elmasların yatırımı diye bir şey var. Yani bundan yaklaşık mesela ben şu an damla 80'ım. 310 level geç kalın. Elmas harcamak için geç kalınmış bir level. Onu da hemen yeni bir karakter oluşturarak size anlatayım. Şöyle bir gireyim. Bu isim kullanılmış. Şuraya. X Merlin yazalım. Girelim hemen yeni çarımıza buradan.
Şurayı atlayalım. Arkadaşlar buradaki en önemli olan şey şu. Diyelim ki çok iyi miktarda elmasınız var. Çok iyi miktarda. Bu elması en iyi değerlendirmenin yolu. Gerçi burada seviyem düşük olduğu için göstermiyor ama kendi çarıma geçin. Madem burada göstermiyor. Çok pardon, sizi de oyalamış oldum. Şuradan hemen. Kaç levelde açıldığını hatırlayamadığım için yeni çar açıp göstermek istedim ama o da olmadı. Şuradan hemen çar başlayalım. Şuradan satın aldık an. Burada aylık yatırımın dışında bir de başka bir yatırım daha var. Tam adını hatırlamıyorum. Şu anda göremediğim için de size net bir şey söyleyemeyeceğim. Burada belli bir elmas vererek bağlı elmas satın alabiliyorsunuz. Bu oyundaki elmasların geri dönüşünden en çok fayda aldığınız şey bağlı elmastır arkadaşlar. Onu da yanlış hatırlamıyorsam 1880 veya 1280 şeklindeydi. 1880 elmas verdikten sonra size 1880 bağlı elmas veriyor ve her levelde değil de her 10 levelde bir veya belli levellerde size tekrar bağlı elmas olarak geri dönüyor. Bende yaklaşık 6-7 bin bağlı elmas vardı. Şu an 702'ye kadar düştü. Ki benim hala aşırı derecede bağlı elmasa ihtiyacım var. Yani bu oyunun en önemli şeyi aslında bağlı elması da. Çünkü ana elması bir şekilde tedarik edebiliyorsunuz. Ama bağlı elması sadece, onu da yeri gelmişken hemen göstereyim. Şurada tezahürat puanı dediğimiz yerden alabiliyoruz. Onun dışında elmaslar en çok ne işe yarar? Hemen şöyle not almıştım. Notlarıma da bakayım. Bağlı elmasların dışında. Evet, hazine odası. Onu da hemen şöyle göstereyim. Arkadaşlar trollemeye başladılar. hazine odası. Hazine odasında elmaslar burada kullanılır. Şurada şu mantığı sakın unutmayın. Pazardan kesinlikle ve kesinlikle benim size tavsiyem, pazardan herhangi bir item almayın. Envanter alabilirsiniz ama item almayın. Neden? Çünkü bu itemler size, yani satan arkadaşa düştüyse size de düşebilir. Yani sabırlı olmak gerekir. Veya iyi bir klanınız olursa klandaki arkadaşlarınızdan paslaşarak change edebilirsiniz itemları. Ama ne olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle pazardan item almayın. Bunun yanı sıra şunu da harcamayın. Bakın şunu da göstereyim size. Genelde arkadaşlar aynı hataya düşenler var. Şuradan bazılarının yönlendirmesiyle plaj kıyafeti alıyorlar. İşte bir salt alıyorlar. Altın çene alıyorlar. Şimdi bunlar değerli itemler. Doğrudur. Yani şimdi bir saltın verdiği pasif özellikler mükemmel. Kesinlikle yaban atılacak şeyler değil ama 6588 elması buna harcayacağınıza buradan 3 sefer, yani olumlu çevirirsiniz. Şu Kyra gobletlerin gelme ihtimali var. Ki bunlar oyunun sonuna kadar elmas dışında hiçbir yerden gelmiyor. Yani ben Visa ot alacağıma buraya çeviririm. Çok daha şanslı olduğumu düşünüyorum öyle. Ki şöyle göstereyim. Bana düştü. Gördüğünüz gibi. Bir bundan var. Bu da yine şansıma kritik hasar oranı verdi. Bu da kritik oran veriyor. Gidip pazarda harcayacağınıza kesinlikle ve kesinlikle hazine odasında çevirmenizi öneririm sizlere. Onun dışında elmaslar ne zaman işe yarar? Şurada işe yarar. Şöyle göstereyim. Günlük dualarda. Günlük dualarda da altın almayı pek önermiyorum ama tabii o sizin elmas durumunuza göre değişir. Benim sizlere tavsiyem sadece exp almanız buradan. Bunu alırken de şuna dikkat edin. Günlük görevlerinizi, günlük ex görevlerinizin hepsini bitirdikten sonra şöyle göstereyim. Örneğin iblis uçurumu, kara savunması, işte ne bileyim başka buradan ex verenden ganimet görevi, bu da ex veriyor sonuçta. Ve sınırlı üretim şeyler olan, etkinlikler olan işte Agmar Vadisi, Birlik Şöleni, şehir savunması, bu Kartal Gözü ve azınlık. Bunların hepsi size ex veriyor. Bunlar bittikten sonra dualar yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü dualarda şöyle bir avantaj var. Tekrar açayım size.
Örneğin burada yaklaşık 42 milyar galiba, belki daha fazladır. Yani çok şey yapmayacağım. 42 milyar varsayalım biz bunu. 42 milyar X veriyorsa şu an Damla 80 levelim. Damla 81'de bu 43 olacak. Ama aynı levelde hiçbir zaman değişmeyecek. Yani buraya kadar normal kendiniz getirebiliyorsanız, örneğin yani X çubuğunuzu %90'a kadar getirdiniz veya etkinliklerle falan. Doğal görevlerinizi yaptığınız zaman, elması duvarı harcadığınız zaman çok daha fazla karlı çıkmış olursunuz. Bakıyorum başka notlarıma. Sanırım bu kadar arkadaşlar. Bu videoda elması nasıl kazanabiliriz ve en mantıklı şekilde nasıl harcayabiliriz? İleriye dönük en mantıklı şekilde nasıl harcayabiliriz? Onu anlatmaya çalıştım sizlere. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videonun devamı için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.